7 Eylül 1980 yılında dünyaya gelen Emre, İstanbul'da 7 kulenin dar sokaklarında büyüyen, ele avuca sığmayan, yerinde duramayan ve futbol topuyla yaşayan bir çocuktu. 7 Eylül 1980 Samatya. 7 kulede doğdum, orada büyüdüm zaten. 13 yaşına kadar, 93 senesine kadar. Babam eski bir futbolcu. Annem öğretmen hayali kuran bir genç kız. Öyle tanışıyorlar. Evleri zaten yan yana, Zeytinburnu'nda beraber büyümüşler. Sonra ben Yedikule'de oturduğumuz dönemlerde Zeytinburnu Spor o zaman birincilikte oynayan, ikincilikte işte devamlı zirveye oynayan ama birincilikte de çıkan ara sıra bir takım. Babam da Zeytinburnu Spor'da faal olmasa da görev yapan birisiydi. O dönemden beri hep böyle amatör takım maçları olsun, Zeytinburnu Spor'un maçları olsun. Ailece Fenerbahçeli olduğumuz için tabii ki başta Fenerbahçe maçları olsun. Çok futbol aşığı bir çocuk olarak başladık bu hayata. Aslında yaramaz bir çocuk olan Emre'nin kendini bildi bileli en büyük aşkı futbol topu olmuştur. Eğer futbol varsa Emre için sorun yoktur. Tabii ki anne babası da Emre'nin yaramazlıklarından bunaldıklarında onu sakinleştirmek için hep aynı vazgeçilmez oyuncağı kullanırlar. Babam da anlattı, tabii benim hatırlayamadım. Yaramaz bir çocuk oldum fakat televizyonda ne zaman bir maç olsa veyahut elinde bir futbol topuyla evin içine girse ben tamamen sessiz mülayim bir çocuk kimliğine bürünüyormuşum evde. Eski bir futbolcu olan babası Mehmet Bey ile hep çok özel bir diyalog olmuştur Emre'nin. Çok küçük yaştan beri babam bana sağ ayaklı olmayı öğretmeye çalışan birisi çünkü kendisi sağ bekti. Fakat ne zaman topu sağ ayağıma koysa ben topu direkt elimle tutup sol ayağımın önüne koyuyormuşum. Eyvah yandık, bu solak olacak, ters olacak gibi. Bu şekilde büyüdüm ve gerçekten evin içinde babamdan dolayı devamlı futbolla haşır neşir bir çocuk olarak büyüdüm. Emre'nin futbol aşkı ve yerinde duramayan yapısı evde çoğu zaman büyük zayiatlar verilmesine sebep olmuştur. Bu durumda tabii ki her zaman karşısında kızgın bir anne bulmuştur. Kırılan vazolar, işte devrilen vitrinler falan olduğunca veyahut işte divanlara atlardık. Kuzenimle çok top oynardık. O divanları parçalardı. Öyle bir durumlar da vardı. Annelerin klasik kızgınlıkları oluyordu çocuklarına karşı. Bana olduğu gibi. Annem de tabii ki hemen hemen bütün annelerin isteyeceği gibi okumak, işte büyük yerlere gelmek ama her şeyin başı olarak okumayı gören birisiydi. Emre'nin annesi onun futbolcu olmasını hiç istememiştir ve Emre hayatında ilk kez annesinin sözünü dinlememiştir. Aslında iyi ki de dinlememiş. Ben de okula çok böyle meraklı bir gençtim açıkçası. Fakat bir yandan da o sporcu kimliği çok küçük yaştan beri aldığınızdan dolayı hep o yanım ağır basıyordu. Ama anne tarafından babamın da talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakması hep böyle oğlum boş ver oku, sporcu olacaksın da ne olacak işte ne bunun ne kadar geleceği var gibi telkinlerle büyüsek de Allah çok şükür şu an çok geldiğimiz yerleri düşündüğümüzde o telkinleri işe yaramamış, iyi ki de yaramamış. Ama anne babaya göre daha çok karışan bir baskın çıkan birisiydi annem özellikle. Babam daha fazla kendimi bana bırakan, başı rahat bırak çocuğu gibi diyen tipti evin içinde. Ama annem biraz daha baskındı. Onun dedikleri olurdu zaten. Ama iyi ki de bu sporcu olmayıp okuma konusunda onun dediği olmamış. Yedi Kule'nin sokakları küçüktü. Emre de küçüktü ama Emre'nin oyun arkadaşları ve oynadığı mahalle maçları hep büyüktü. Hatta bazı mahalle maçları anneler tarafından bile camlardan ilgiyle izlenirdi. Büyüdüğüm muhit Yedikule çok küçüktü. Orada yani ne yazık ki şu anda olmayan çok ciddi aile bağı gibi olan komşuluk ilişkileri vardı. Bizim mahallemizden araba geçmeyecek kadar dar bir sokaktı yani büyüdüğüm sokak. Ve devamlı mahalle maçları olurdu. Anneler, işte ablalar, teyzeler bir şekilde camlarda bizim maçlarımızı izlerlerdi. Çok küçük yaştan beri böyle ben mahallede biraz
popüler hale gelmiştim. Emre nerede? Emre oynamıyor mu? Emre nerede falan. Ben de bazen tabii oynamıyorum. Hatırlıyorum bazen gündüzleri okuldan geldiğimde çok yorgun olduğumda annem uyandırırdı beni. Oğlum koca koca adamlar geldi kapıya, seni çağırıyorlar. Bunlar kim, tanımıyorum etmiyorum gibi. Tabii o zaman koca koca dediği adamlar, ben o zaman 10 yaşındayım. Gelmiş 17-18 yaşında abilerimiz. Emre işte istiyoruz Fatma teyze, maç oynayacağız. Yan mahalleye iddiasına maç oynayacağız, gelmesi gerekiyor gibi. O dönemden itibaren böyle bir benden büyüklerle hep iç içe oldum. Emre'nin yeteneklerinin yaşından büyük oluşu bazen onun çok üzülmesine de sebep olmuştur. Bir defasında federasyon görevlisi Emre'nin oynanacak maç için çok küçük olduğunu belirtip onun maça çıkmasına izin vermemiş ve Emre'yi çok üzmüştür. İlk lisansım çıktığında hatırlıyorum Zeytinburnuspor'da o dönemler federasyon görevlisi lisans kontrolü yapardı. Çünkü o dönemlerde yaşı büyük oyuncuları çok oynatırlardı altyapılarda. Şöyle lisansı eline alır bir çocuğa bakardı, bu mu değil mi diye. Hatırlıyorum ilk maçıma çıktığımda lisansı, yani kalbim yerinden çıkacak gibi bir haldeyken federasyon görevlisi beni oynatmamıştı. Bu çocuk çok küçük, oynayamaz bu grupta diye. Ben salya sümük ağlayarak eve kaçmıştım, oynayamamıştım. Bir sene kaçırmıştım öyle. Benden 3 yaş büyüklerle beraber oynatmayı düşünüyorlar Zeytinburnu Spor'daki Çok cesur bir çocuktur Emre. Gözünü budaktan sakınmayan ve macera yaşamaya bayılan bir çocuk. Her ne kadar Emre şimdi bu durumu cahil cesareti şeklinde özetlese de onun çocukluğu cesurca yaşanmış olaylarla süslüdür. Ben çocukken gerçekten çok böyle hiç gözünü hiçbir şeyden sakınmayan, çok deli dolu bir çocuktum. Yani evden kaçardım annemize türlü yalanlar atıp, anne biz arkadaşlarımızın işte şuraya gideceğiz diye. Dört şeritli sahil yolunda o zaman ne ışık var ne bir şey, karşıya geçerdik, denize atlardık dalgalı, yüzme bilmeme rağmen. Yanımdaki arkadaşlarıma güvenip benim 3-4 katım boyu denizde yüzerdik. Yani şimdiki halim olsa bunlara yeltenmem. Ama o dönem işte biraz önce söylediğim gibi çocukluğun vermiş olduğu bir cesaret. Zeytinburnuspor'da oynamak için Yedikule'de oturuyorduk. Biz yürüme mesafesi gerçekten çok uzaktı. Akşam saatlerinde tek başıma trene biniyordum. Trenle limana gidiyordum. Ya anneme de hatta beni arkadaşlarımın babası gelip alıp götürecek diyordum yani. Çünkü biliyordum annem bana bunu müsaade etmeyecek. Futbol sebebiyle belki eğitim hayatına çok fazla eğilememiştir Emre ama Yedikule'deki ilkokulunu vazgeçemeyecek kadar çok sevmiştir. Bu sevgisinin sebebi de ilkokul öğretmenine olan aşkıdır. İlkokul öğretmenim ilk aşkımdı. Ona karşı ayrı bir tutkum vardı. Bir dönem Zeytinburnu'na işte 12 yaşında Zeytinburnu'na taşınınca, Yedikule'den Zeytinburnu'na taşınınca okulumu değiştirmek zorunda kaldı annem. Fakat ben öğretmenime olan aşkımdan anneme söylemeden bir 10 gün boyunca tekrar Yedikule'deki okuluma kaçıp gidiyordum. Ve bunu trenle yapıyordum. Daha sonra bu olayın farklı bir boyutu var. Kız kardeşim beni çok küçükten beri kıskanır. Emre abim işte Yedikule'de okula geliyorsa ben de onunla gideceğim diye. O da benden bir sene Yedikule'de okula gelmiştir yani. Annem zar zor bizim kaydımızı tekrar Yedikule'de okula aldırmıştı. Çok güzel bir çocukluğum oldu. Yani Yedikule'de yaşadığım, şu an büyüdüğüm sokakta oynadığım parka benim ismimi verdiler. Ara sıra gidiyorum. Oraları görüyorum. Ailemin benimle gurur duyduğunu hissediyorum. Hiçbir zaman kendim ben çok böyle gurur duymayı seven veya cümlelerini hep kendiyle benle başlayan bir adam olmadım. Ama annemin babamın bana bakışlarından şu an bulunduğum konum itibariyle benle gurur duyduklarını, beni sevenlerin benimle gurur duyduklarını görüp gerçekten çok mutlu oluyorum.